Kampüs kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Problematik kampına dolu dizgin devam ediyoruz. Sırada rutin olmayan problemler var. Nasıl yani ya? Her şeyden bir şey var kesinlikle burada arkadaşlar. Hafif böyle mantığımızı kullanacağız. Hafif bilgilerimizi kullanacağız. Soru tecrübemizi kullanacağız. Ve buradaki soruları çatır çutur tokatlayacağız. Şimdi rutin olmayan problemlerde bakın problematik kitabımızda ne kadar test varmış bir kontrol edeyim ben de. 2, 3, 4, 5 aman aman 5 tane test var. Arkadaşlar bu dersin sonunda birçok fikir elde edeceksiniz tabii ki. Soru tecrübesi kazanacaksınız. Ve bu kitaptaki rutin olmayan problemler kısmını da bitirmiş olmanızı istiyorum sizden. Hadi bakalım zaman kaybetmeden dersimize giriş yapalım. Arkadaşlar bakın burada anlatılacak bir konu yok. Soru tecrübesini kullanacaksın ya da ne bileyim işte matematiksel bilgini kullanacaksın, sezgini kullanacaksın, soruları o şekilde çözeceksin. O yüzden direkt ben soru çözümünden başlıyorum ben bu konu için. Yukarıda 8 bölmeden oluşan bir şekil gösterilmiştir. Bu şeklin bölmelerine art arda gelen 4 bölmedeki sayıların toplamı 40 olacak şekilde sayılar yazılacaktır diyor. Art arda gelen 4 bölmedeki sayı unutma. Buna göre boyalı 2 bölmeye yazılacak sayıların toplamı kaçtır? Şimdi şöyle düşünelim bakın. Arda arda gelen 4 bölmeye 40 gelecekse mesela şuradan başlıyorum. Şuradan 1, 2, 3, 4 saydım şuraya kadar. Arkadaşlar buradan buraya kadar sayıların toplamı kaç olmalı? 40 olmalı. Yetmiyor. Al şu kalemi bakalım. Buradan buraya kadarlık kısımda da sayıların toplamı yine kaç olmalı? Şu sayıların toplamı. Burası da 40 olmalı arkadaşlar. Şimdi bu böyle dönüp dolaşacak işte. Buna göre boyalı bölgeleri bulmamız gerekiyor. Şimdi bir dakika hemen sayısal mantığımızı çalıştırıyoruz. Örüntü bulmaya çalışalım bunların arasına bakalım nasıl bir şey var. Harf verelim mi arkadaşlar? Bakın siyahla başlamıştım ya ben. Önce şuraya bir A diyelim. Şuraya da B diyelim. 6AB 17 toplanırsa 40 olmalı yazıyorum. A artı B artı 6 17 tabi 23 yapıyor. Eşittir 40 olmalı. O zaman buradan A artı B kaç çıktı? 17 çıkmış oldu. Müthiş. Şimdi sıkı dur. Buradaki mor kısımda ne olmalı? 40 olmalı. Peki kim var mor kısımda? A var. B var. 17 var. Kim eksik o zaman 40 olabilmesi için? A artı B 17 ise tabii ki 6 eksik. Bakın buraya 6 atmış bulunuyoruz bu yüzden. Aa bir dakika ya. Karşılıklı bölmeler aynı çıktılar. Bu tesadüf mü? İspat etmemiz gerekiyor. Devam ediyorum. Bakın şuradan şuraya kadar gelirseniz yeniden 40'ı elde etmiş olacaksınız. Doğru mu? Arkadaşlar madem yeniden 40'ı elde ediyorsunuz o zaman şöyle düşünmeniz gerekiyor. Bakın B var. Şuradaki kısmı boyayayım tabii ben size şöyle. 4 bölmeye geçtim. B var. 17 var. 6 var. Kim eksik burada 40 yapabilmesi için? Tabii ki şunlar 23 yaptığına göre A artı B'nin 17'den 40'ı tamamlayacağını bildiğimiz için buraya da A atıyoruz. Bak yine karşılıklı bölmeler aynı geldi. E tamam o zaman ne düşünüyoruz ki? Burada karşılıklı bölmeler eşittir birbirine. He demek ki 10 şuna eşit olmalı. Yani B 10 olmalı. Tabii B burada 10 olunca A'da ne oluyor? 7 olmuş oluyor arkadaşlar. Biz boyalı bölmelerdeki sayıların toplamını bulmaya çalışıyoruz değil mi? Boyalı 2 bölme yazacak sayıların toplamını. Ve buradan 7 artı 7 komik bir şey elde etmiş olduk. 7 artı 7 14 yapmış oluyor. Ben niye böyle yaptım ya demeyeceğim. Tabii ki buradaymış bunu görmedim. 20'lerden başlayınca dedim cevap da mı yok acaba? Evet cevabımız E seçeneği yani 14 olmuş oluyor. Bu işin esprisi karşılıklı bölmedeki sayılar birbirinin aynısıdır. Dikkat edin arkadaşlar. Cemal yandaki hesap makinesinde 49 ile 2 basamaklı bir sayı topluyor demiş. Cemal. Cemal'in kardeşi Cafer ise rakamları bilmediği için abisinin bastığı tuşlarla aynı konumdaki tuşlara aynı sırada sağdaki hesap makinesinde basıyor. Burada. Şimdi o zaman üstlerine isim yazacağım. Cafer. Buraya da Cemal yazalım şöyle. Cemal'in elde ettiği sonuç 108 olduğuna göre 108, Cafer'in elde ettiği sonuç kaçtır demiş. Arkadaşlar bakın bunların ikisine dikkat ederseniz eğer 7 8 9 7 8 9 4 5 6 ve 6 5 4. Bak şurada bir farklılık var. 1 2 3 1 2 3 0 da aynı yerde. Diğerlerin hepsi aynı yerde. Sadece orta kısmında bir farklılık var. Şimdi Cemal ne yapıyordu? Geliyordu 49 yazıyordu. Yani şununla şuna basıyordu. Bir de iki basamaklı başka bir sayı yazıyordu. Biz ona AB diyelim. Bunun toplamının sonucu Cemal için 108 çıkıyor arkadaşlar. Peki o zaman ben buradan AB'ye ulaşabilir miyim? Elbette ulaşabilirim. Kaç yapmış olacak? 59 yapmış olacak. 108'den 49'u düştüm. O zaman Cemal
İlk 49'a bastı, bak şöyle yaptı. Dın dın. Sonra 59'a bastı. Dın dın. Cafer de onu takip ediyor. Cemal 49'a basınca Cafer de aynı sırada aynı konumdaki tuşlara basacak ya. Cafer de 69'a basar. He, demek ki Cafer 69 yazıyor. 49 yazınca Cemal, Cafer 69 yazdı. Devam. 59 yazacak sonra Cemal. Bunu az evvel bulduk. 59 için şunlara basmalı, şöyle yapmalı. Cafer de aynı şekilde bunlara basmalı. Görüyorsunuz Cafer de 59 yazıyor. Yani arkadaşlar iki numarada yazdıkları sayılar aynıymış kısacası. Bunları toplarsan sonuç olarak neyi elde edersin? Yandakine göre 20 fazla çıkacak değil mi? Sonuçta bunlar aynı. Sadece yukarıdaki 20 artmış. O zaman 128 değil mi? 128 çıkmış olacaktır. Buradan 128 işte bak burada. Gördün mü? 128 nerede olması lazım? Şurada olması lazım. Ben hata yapmışım. Cevabımız A seçeneği gelecekti. Devam edelim bakalım. Rutin olmayan problemlerde geldik bir başka soruya. Eski bir uygarlığa ait takvimde 1 yıl 32 gün. 1 yıl pardon 1 ay 32 gün. 1 yıl 10 aydan oluşmaktadır. Peki bu uygarlıkta gün, ay, yıl sırasında verilen ABCD DCBA biçimindeki tarihlere asimetrik gün ismi veriliyor. Gün şöyle üstüne yazmak istiyorum. Ay bir de yıl. Evet. Asimetrik günmüş bu. Bu takvimde arkadaşlar 12.02.2021 tarihinden en az kaç gün sonra yine asimetrik bir gün olur diye sormuşlar. Şimdi bir dakika dur. Önce 12.02.2021'i bir yazalım. Bu asimetrik gün müdür? Evet öyledir. Çünkü neden? Bakın ABCD sırasında yazarsanız gün ve ayı şöyle yazmanız durumunda yıl oluşuyorsa buna asimetrik gün diyoruz. Peki böyle yazdığınızda 2021'i elde etmiş olmuyor musunuz? Evet hocam. Demek ki burada asimetrik bir günden bahsediyor. Bu bir asimetrik gün. Peki ben bir sonraki asimetrik günü bulacağım. 2021 yılındaki asimetrik gün zaten bu. O zaman benim 2022'ye yoksa 2023'e geçmem gerekiyor. Hemen bakın ne yapıyorum. 2022 yazıyorum yıl olarak. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz buradaki hanelerde bulunan 4 tane sayıyı sağdan sola yazarak 2022 oluşturacağım. E peki o zaman madem sağdan sola 2022 çıkmasını istiyorsam şuraya ne hangi rakam atmam gerekiyor? 2022 yazabilmek için 2022'yi atmam gerekiyor. Gördünüz mü? Bu da bizim için en yakın, en azı soruyordu ya, en yakın tarihteki asimetrik gün olmuş oluyor. Peki şimdi bunların arasında dikkat ettiyseniz eğer 2021'den 2022'ye geçtiniz. Bir yıl var arkadaşlar. 0202 bu aydı zaten. Ay aynı kaldı. Gün ise 10 gün fazlalaştı. O zaman bir yıl 10 gün olmuş oluyor. Şimdi ben bir sonraki asimetrik güne geçerken en az kaç gün ilerleyeceğimi bulmaya çalışıyorum. Bir yıl 10 gün ileri gitmem gerekiyormuş. Peki bu eski uygarlığa ait takvimde madem bir yılda 10 ay varsa her ayda 32 günden oluşuyorsa o zaman 320 gündür kardeşim bir yıl değil mi? Şöyle yazalım. Bir yıl 322 gün olmuş oluyor. Şimdi benim bir yıl 10 güne ihtiyacım var. Bir yıldan 320 gün geliyor. 10 günde eklerseniz 330 gün gelmiş oluyor. Aha da burada yanıtımız Adana oluyormuş cevabımız. Güzel soruydu değil mi? Bu arada ben bulanıklaşmışım. Şöyle bir ayar yapalım istiyorsanız. Şöyle geri geldiğim falan diyormuşum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. 1, 2, 3, N numaralarıyla numaralandırılmış N tane kutuya aşağıdakilere göre pul atılacaktır diyor. Şimdi şöyle düşünelim. N tane kutu var. Birinci kutumuz böyle olsun. Şöyle bir numara. Ondan sonra ikinci kutumuz. Sonra da N'inci kutumuz. Böyle devam ettiniz. Burası da N-1'inci kutu olsun. Burası da N'inci kutu. Evet ben çizmiş olayım şöyle. N'inci kutu bu da N-1'inci kutu. Tamam. 1 ve N numaralı kutulara kutu numarası kadar pul atacağız ya. Bu ikisine boyayalım istiyorsanız kutu numarası kadar. Diğer kutuların her birine kendisine komşu olan iki kutunun numaraları toplamı kadar pul atılacaktır. Yani şuna kendisine komşu olan kim var? 1 var bir de 3 var değil mi? Bunların toplamı kadar pul atıyorsun. Yani 1 artı 3'ten 4 kadar pul atıyorsun. Ne bileyim işte 3 numaralı kutuya 2 artı 4'ten komşularının toplamı 6 olduğu için 6 tane pul atıyorsun. Vesaire vesaire. Bunların hepsine siyahla boyadığım hepsine burada da var hatta burada da var değil mi? Aynı mantık gereği pul atacağız. Bu kutuların tamamına 195 tane pul atıldığına göre burada kaç tane kutu vardır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın 1 numaralı kutuya 1 tane attınız. 2 numaralı kutuya 4 tane attınız. Peki
3 numaralı kutuya 2 ile 4'ün toplamından, bakın komşularının toplamından 6 tane attınız. Böyle böyle devam etti. N-1 numaralı kutuya geldik. N-1'den önceki komşusu N-2, sonraki komşusu N. Bunları toplarsanız demek ki 2N-2 tane şuna atmış oluyorsunuz ve son kutuya da kutu numarası kadar pul attınız. N tane attınız. İşte bunların toplamı 195'miş. Bak şimdi bir sakin olacaksın. Önce şunu göreceksin. Bir kere burada sanki bir ilişki yokmuş gibi sayılar arasında ama aslında var arkadaşlar. Bakın nasıl var, hemen söyleyeyim. Bu görmüş olduğunuz sayı 2 çarpı 2. Bu görmüş olduğunuz sayı 2 çarpı 3. Bu görmüş olduğunuz sayı 2 çarpı N-1. Gördünüz mü? Demek ki şu arada bulunan kutularda arkadaşlar şu mantık işliyor. Kutu numarasının 2 katı kadar pul atıyorsunuz. Hani komşu 2 sayıyı toplarsanız demek ki ortadaki sayının, şöyle düşünün, şu sayıda şu sayının toplamı buradaki A sayısının 2 katıdır. Şu ikisinin toplamı 2A'dır. O zaman kutu numarasının 2 katı kadar pul atıyorsunuz. Şu arada bulunan siyahla işaretlediklerime. Tamam. Bunu keşfettiğimize göre artık şunlarla ilgili de bir düzenleme yapalım isterseniz. Bakın burada zaten 2'nin 2 katı, 2'nin 3 katı hepsini 2 parantezine alabilirim. Ama ben istiyorum ki birden başlasın bu paranteze alma olayı ve sona kadar devam etsin. Neden? Çünkü birden n'e kadar sayıların toplamını rahatlıkla bulabilirim. Ben bunları 2 parantezine almak istiyorum. O zaman bir dakika şöyle yapalım. Buraya n ekleyelim. Denge bozulmasın diye buraya da n ekleyelim. Maksat 2n olsun da 2 parantezine alayım. Buraya 1 ekleyelim. Denge bozulmasın diye buraya da 1 ekleyelim. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bakın şöyle bir şey oldu. Buranın sonucu dikkat etseniz 2 oldu. Bu tarafı ben 2 parantezine, hatta şurasında yazalım, 2 ne oldu? Bu tarafı ben 2 parantezine alıyorum. Bak 2 parantezine alsam 1. 2 parantezine alsam 2. 2 parantezine alsam 3. Tık 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 gitti. 2 parantezine aldım N-1. 2 parantezine aldım N geldi. Kapattım. Bu tarafta ise 196 artı, nasıl bir 196 bu? 196 artı N gelmiş oldu. Şimdi hemen alıyorum şu siyah renkli kalemimi ve şurasını çiziyorum. Buradaki birden n'ye kadar olan doğal sayıların toplamını veren kısadan bir ifade vardı. Neydi bu? Bu neydi? İşte bakın arkadaşlar, birden n'ye kadar olan sayıların toplamını bulmak için sondaki sayı çarpı bir fazlası bölü 2 yapıyorduk. Gauss toplama. Hemen geliyorum. Buradaki parantez için yerine şuradan devam edelim. Ne yazalım? N çarpı N artı 1 bölü 2 yazalım. Peki dışarıda da bir tane paranteze aldığımız 2 var. Eşittir 196 artı N gelmiş oluyor değil mi? Şunlar gitti mi? Gitti. Peki ne kaldı? N çarpı N artı 1. Dağıt bunu içeriye. N kare artı N eşittir 196 artı N oluyor. Buradaki N şu N ile birbirini götürür ve sevinç gözyaşlarını dökebilirim artık. N kare 196'dır. N de eşittir 14 gelmiş oluyor. Zaten kaç tane kutu vardır diye sorduğu için yanıtı bulmuş oluyoruz. Aslında N'yi arıyormuşuz diyebiliriz. Anlaştık mı? Bu Gauss toplama arkadaşlar, aslına bakarsanız ben yine gitmişim şöyle yapayım hemen. Şöyle bardakla da oluyordu ama aynen olmadı. Bu Gauss toplamı aslına bakarsanız arkadaşlar bizim bilmemiz gereken bir ifade. Fakat ÖSYM bazı sorularda hani üst tarafta bilgi veriyor ya. Hani böyle soru sorarsa yüksek ihtimal birden neye kadar doğal sayıların toplamını da size söyleyecektir. Fakat bilirsek daha hızlı algılayıp işlem yaparız diye düşünüyorum. O yüzden bilmenizde fayda var. Devam ettim. Kelemene bilyelerinden üçünün ağırlığı aynıdır diyor. Süper. Bir eşit kollu terazinin sol kefesine KL bilyeleri, sağ kefesine MN bilyeleri konulduğunda sol kefe. Sol kefesine KM bilyeleri, sağ kefesine LN bilyeleri, bir yandan zihnimde canlandırıyorum, konulduğunda yine sol kefe daha ağır geliyor. Bir dakika dur. Zaten devam etsen de her zaman doğruyu bulacaksın. Şimdi şurayı bir yorumlayalım. Sol kefesine K ve L'yi koydun. Sol kefenin ağırlığı bu. Sağ kefesine M ve N'yi koydun. Sağ kefenin ağırlığı bu. Sol kefe daha ağır geliyorsa büyüktür işareti atarsın. Öyle mi? Peki buna geldim. K ve M'yi sol kefeye koyup L ve N'yi sağ kefeye koyunca yine sol kefe kazanıyormuş. Buna da araya büyüktür işareti attım. Şimdi ne yapacağım, ne yapacağım? Şunu yapacağım. Arkadaşlar bu bir eşitsizlik değil mi? Değer vererek çözebiliriz eyvallah ama ben şöyle yapmak istiyorum. Taraf tarafa toplayalım. Ne geldi? 2 tane K artı LM geldi. Şöyle yazdım. Burada da tabi biliyorsunuz eşitsizliklerde sadece taraf tarafa toplama işlemi yapabilirsiniz. Bunu da ekstradan söylemiş olayım. Sağ tarafta ML artı 2 tane N gelmiş oldu. Şimdi burada ML toplamı, ML toplamını sıfırlar mı? Evet hocam. 2 de 2 ile sadeleştirilirse K büyüktür N çıkmış olur. Şimdi sevgili arkadaşlar, bilyelerden üçünün ağırlığı aynıydı.
Demek ki üçünün ağırlığı aynıysa, K de M N'den daha büyükse, NİDE'den yani daha büyükse, şöyle bir yorum yapabilirim. K ile N'nin farklı olduğunu kesin biliyorum. Şöyle 2 koyayım, buna 1 koyayım. Daha ağır K. Peki 3'ü ağırsa nasıl olabilir bu? Valla şunların 3'ü ağır, 3'ü ağırsa diyorum. 3'ü eşit ağırlıktaysa nasıl olabilir bu? Valla şunların 3'ü eşit ağırlıkta olabilir. Ya da ne bileyim, bunların 3'ü eşit ağırlıkta olabilir. Fakat arkadaşlar başka bir ihtimal olmaz. Neden? Çünkü mesela bakın, K, M, N eşit ağırlıkta da diyemezsiniz. Çünkü görüyorsunuz, K ile N aynı anda denk gelmemeli. K ile N aynı anda denk gelmeyecekse, ya K, L'ye, o da M'ye eşittir ve bunlar N'den fazladır. Ya da K büyüktür, L, M, N kendi arasında eşittir. İki tane ihtimalimiz var. Bunlardan birisi olması gerekiyor. Pekala. Şimdi geldik her zaman doğruya. K ile bir diğeri eşit ağırlıktadır. Bak, olabilir, olmaya da bilir. Gördünüz mü? Her zaman sağlamıyor. LM eşit ağırlıktadır. Bak, LM, LM. İkisinde de eşit çıkıyor zaten. Yani nasıl üçlü gruplarsan grupla, iki ihtimal vardı. İkisinde de eşit çıkıyor. Bu doğru her zaman. KN bilyesinden daha ağırdır. K bilyesi, N bilyesinden. O kesin bir şey zaten. Onu da kesinlikle şöyle işaretliyorum. Ve bu şekilde her zaman doğruyu 2 ve 3 olarak bulmuş oluyoruz. Değil mi? İşte al sana rutin olmayan problem. Ne kullandın? Eşitsizlik kullandın. Mantık kullandın. Bu kadar basit. Geldik müthiş sorulardan birisine. Evet, çok dikkatli izlemeniz gereken, hatta durdurup kendinizin çözmesi gereken bir soru tipi. Yanda köşe noktaları x1 falan filan x5 olan düzgün beşgen gösterilmiştir diyor. Düzgün beşgen. İç açıları 108'er dereceydi değil mi? Köşegen uzunlukları eşitti. Düzgün beşgenle ilgili bilgiler bunlar. Her neyse. Bu beşgenin köşeleri üzerinde artı işlemi her A köşesi için A artı A, A'yı verecekmiş. Tamam. Her farklı A ve B köşeleri için A artı B, A ve B noktalarını birleştiren doğru parçasının orta dikmesi üzerinde bulunan köşe noktası biçiminde tanımlanıyor. Bak, burası okuması algılaması zor. Bir daha alalım. A ve B farklılarsa A ve B noktalarını birleştiren doğru parçasının orta dikmesi üzerinde bulunan köşe noktası biçiminde tanımlanıyor. Tamam. Buna göre bu işlemin sonucu da K çıkmış. K hangisidir diyor. Şimdi önce bir derin nefes alalım. Sevgili arkadaşlar bakın. Önce parantezi yapacağız ya. X1 işte artı X4. Bunu yapacaksın. Bu burada anlatılanlardan ikinci gruba giriyor. Çünkü farklı A ve B köşelerini temsil ediyor. Bunlar farklı. Bu durumda ne yapıyorsun? A ve B noktalarını birleştiren doğru parçasını demişti ya. Bak, adım adım gidelim şuraya kadar. Ne yapacaksın? Bunu x1 olarak, bunu x2, pardon x4 olarak alacaksın. Bunları birleştiren doğru parçası. Vallahi x1 ile x4'ü birleştiren doğru parçası ahanda burasıdır. Gördünüz mü? Bu doğru parçasının orta dikmesi üzerinde bulunan köşe noktası. Bu doğru parçasının orta dikmesi neresidir? Düzgün beşgen olduğuna göre ikizkenar bir üçgen var. Tabii ki ikizkenar üçgende şöyle bir dikme inersek eşit eşit böleriz. Gördüğünüz gibi bu siyah doğru parçasının orta dikmesi turuncu doğru olmuş oluyor. Bu turuncu doğrunun, yani orta dikmesinin üzerinde bulunan, şöyle altını turuncuyla çizeyim, köşe noktası. Arkadaşlar bu turuncu doğrunun, yani siyahın orta dikmesinin üzerinde bulunan köşe noktası neresi? X5. Ha, demek ki bunun sonucu X5 çıkıyormuş. Süper. Bak, olayı çözdük. X5. Şimdi sırada bunlar var. X5 artı X2. Peki bunlar farklı mı? Farklı. Yine ikinci gruba gireceksin. O zaman X5 ile X2'yi birleştiren bir doğru parçası çizmen gerekiyor. X5 ile X2'yi birleştiren. Neredesin X2? Evet, buradasın. Şöyle bir doğru parçası çizmen gerekiyor. İşte bu doğru parçasının orta dikmesini göreceğiz şimdi. Arkadaşlar bakın, bununla bu aynı olduğu için yine ikizkenar bir üçgen var. Düzgün beşgenden dolayı hemen orta dikme nereden geçer? Orta dikme elbette ki şu benim çizmiş olduğum, ikinci çizmiş olduğum mavidir diyebiliriz. Hatta bunu mor yapalım. Mor doğrudur diyebiliriz. İşte bu orta dikmenin üzerindeki köşe noktasını aldığımıza göre demek ki bunun yanıtı da X1 olarak karşımıza çıkıyor. Zaten bu K'ye eşitti. Yanıtımız Adana olacakmış. Kısacası bu sorunun bize yaptırmaya çalıştığı şey düzgün beşgenin köşegenlerini çizdirmek. Sonrasında da hemen ona en yakın olan üçgen çıkıyor ya, diğer köşeyi almak ya da arkadaşlar üçgenin öteki köşesini almak. Mesela bir tane daha yapayım size istiyorsanız, tam algılayamadıysanız. Şöyle x2 artı x4 yapmadık değil mi? X2 artı x4'ü sorsaydı ya da lazım olsaydı ne yapacaktım? X2 ile x4'ü birleştirecektim, tamam mı?
Bunun orta noktası nereden geçer? X3'ten geçer. Şöyle. Dolayısıyla X3 bunun cevabı olacaktı arkadaşlar. Buradan da görüyorsunuz bu üçünün üçgen meydana getirdiğini fark edin. X2, X3 ve X4 köşelerine sahip. İşte bu şekilde yapabiliriz. O zaman ödüllü soruyu da gösterelim. Ödüllü sorumuz bu görmüş olduğunuz soru arkadaşlar. Problematikten de ödevlerinizi yapmayı unutmuyorsunuz diyorum. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.